ABD Kongre heyeti Ankara'ya geldi. Rusya'dan S-400 almayın, F-35'leri verelim dedi. Cevabı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Litvanya'da konuştu. İlişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir kenara bırakmak lazım. Ya da normalleştirmek için kabul edilemez şartlar da koymamak lazım. Çavuşoğlu, ABD istedi diye Türkiye'nin F-35 projesinden atılamayacağını söyledi. F-35'in biz ortağıyız zaten. Ortak üretim yapıyoruz. Bazı parçalar Türkiye'de üretiliyor. Bu çok taraflı bir projedir. Türkiye de bunun bir parçasıdır. Ben istedim Türkiye çıkar. Bu yaklaşım yanlıştır. Uluslararası hukuk var. Kovboy filminde olduğu gibi ben istediğimi yaparım derse o zaman bunun mutlaka bir karşılığı da olur. Bunu kendilerine de zaten söyledik. Çavuşoğlu Vilnius'ta Litvanyalı mevkidaşıyla buluştu. Ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı, ABD Kongre üyelerinin Türkiye'ye gelmesinin önemli olduğunu söyledi. Ancak Amerika'dan garanti alamadıklarını hatırlattı. S-400'den önce müttefiklerimizden ve ABD'den hava savunma sistemi talep ettik dedi. Fakat bu ülkeler bize satamadı ya da satmak istemedi. Benim de acil ihtiyacım var. Dolayısıyla ben bir yerden almak durumundayım. Amerika Patriot'ları şu anda bize satma garantisi verebiliyor mu? F-35'le bile her gün ciddi tehditler, yok kongreden geçmez, yok şu olmaz, bu olmaz. Hep böyle şartlar koşmaya çalışıyorlar. Çavuşoğlu sözlerine İngilizce devam etti. Rusya ve İran'a Amerikan ambargolarını hatırlattı. ABD Başkanı Trump'ın sürekli tutum değiştirmesine dikkat çekti. Duygu durumuna göre dış politika yönettiğini söyledi. So should I change my position every day according to the emotions of the administration in DC? So why do I have to join the sanctions of one country? Has they communicated with us before they decided? Why don't we join the sanctions, American sanctions on Iran right now as Europe? Because it is not appropriate and it is not fair. And it is a unilateral decision of one country. Turkey is not one of the states of United States.